neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı, 50 milyar dolar cari açık söz konusu. Ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin itiraf niteliğindeki sözleri koca bir yılın özeti aslında. Bakan Nebati'nin en kötü yıl dediği 2022'de bütün ülkenin öncelikli gündemi ekonomiydi. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. 2022 yüksek enflasyon, rekor kıran dolar kuru, tartışmaların odağındaki hazine garantili faiz mevduatı olan kur korumalı mevduat ve hem iktidarın hem muhalefetin ekonomik seçim vaatleriyle geçti. Yatırım İstihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı kendi Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık. Türkiye ekonomi modelinin dört ayı dillendirildi. AK Parti iktidar tarafından yeni ekonomik modelin iddiası. Faizin düşmesiyle kurun yükseleceği, ihracatın artacağı, dış ticaret fazlası ve yerli üretimin artmasıyla cari fazla vereceği ve böylece enflasyonun düşeceği yönündeydi. Ancak bir yıl aşkın sürede enflasyon katlanırken cari açık ve dış ticaret açığı büyümeye devam etti. Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar. Ekonomi tüketimle yılın ilk çeyreğinde %7,5 büyüdü. İkinci çeyrekte de %7,7'lik bir büyüme gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise ekonomi 9 çeyrek sonra ilk kez daraldı ve büyüme %3,9 olarak 2 yılın en zayıf performansını gösterdi. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiye'de. Hangi noktada çok uyanırsınız? Çok farklı siz? noktalara gideceğiz. Çok farklı noktalara. Dış ticaret açığı Kasım ayında 8,8 milyar dolar ve yılın dokuz ayındaysa 9 ayındaysa 99,9 milyar dolar olurken önceki yılın aynı dönemine göre %153,6 arttı. İktidar ihracat rekoru kırdık derken dış ticaret açığındaki artış ihracatın çok üzerinde gerçekleşti. E, dünyanın aslında biz takip edilen bir ülkesiyiz biliyor musunuz. Rekor üzerine rekor kırıyoruz. Cari fazla hedefi de hayal oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 43,5 milyar dolara ulaşarak 2018'den bu yana en yüksek düzeye ulaşarak rekor kırdı. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Yılın genelinde işsizlik %10-11 bandında seyretti. Ağustos ayında manşet işsizlik 4 yıl sonra ilk kez tek haneyi görse de yıl boyunca çift hanelerde dolaştı. Ben şeyle değil böyle yerinde yerimde duramıyorum kıpır kıpır. Askeri ücret iki kez zamlanmasına rağmen enflasyon canavarına kurban gitti. A'dan Z'ye bütün temel tüketim malzemelerine üst üste ve sık sık zam yapıldı. Yani faiz sebep enflasyon neticedir. Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verirse haklarıdır. Dar gelirliye, fakire, fukaraya vermek bereket getirir. Nebati'nin bu sözleri yoksulluğu kabul ederek meşrulaştırdığı ve vatandaşa sadaka muamelesi yaptığı gerekçesiyle tepki gördü. Enflasyon o noktaya gelmesinde tabii ki bizim hani kendimizi çok başarılı sayamayız. Geçen sene Aralık ayında TÜİK'e göre %36,08 olan enflasyon %85'i aşarak son 24 yılın zirvesine çıktı sınırlı baz etkisiyle yeni yıla %84'ün üzerinde yine rekor enflasyonla girilecek. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz. Türkiye göre gıda enflasyonu %102'ye aştı. Üç haneli gıda enflasyonu Türkiye'yi dünyanın en yüksek gıda fiyatlarının yaşandığı 10 ülkesinden biri yaptı. Zaten e, Türkiye Türk Lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Yani vatandaş rahat olsun rahat olsun. Bakan Nebati'nin bu sözleri sarf ettiği 22 Mart'ta dolar kuru 14 lira 80 kuruştu. Türk lirasının aşırı değer kaybı bu yılda sürdü. 2022 yılının ilk gününde dolar 13 lira 42 kuruşken şu an itibarıyla 18 lira 72 kuruş seviyelerinde seyrediyor. Yıl boyunca en çok tartışılan konu vatandaşı faiz kazancına sevk eden kur korumalı mevduat hesabı oldu. Kur garantili, evet milli paradan bahsediyoruz. Türk lirasının dolara endekslendiği KKM'nin hazineye yalnızca 9 aylık maliyeti 91,6 milyar lirayı buldu. KKM'nin bütçeye maliyeti astronik rakamlara ulaşmadı. KKM'nin Merkez Bankası'na maliyeti ise henüz açıklanmadı. Ancak uzmanlara göre KKM'nin toplam maliyeti 250 milyar lirayı buldu. Onun dışında tam bir rakam vermek çok doğru değil. Çünkü aldığımız var, verdiğimiz var. Aralık 2021'de %14 olan politika faizi %9 tek haneye indirildi. İktidar faizle mücadele ettiğini dile getirse de faiz lobisi tabiri caizse bayram etti. Bir Müslüman olarak Nas'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Merkezi yönetim bütçesinden 10 ayda faize tamı tamına 329 milyar lira harcandı. Faiz ana parayı geçti. Benim biliyorsunuz en büyük savaşım faizdedir. En büyük düşmanım faizdir. Bankacılık sektörünün net karı bu yılın ilk onayında geçen yıla göre %408 artışla 336 milyar liraya çıktı. Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Bakan Nebati'nin bu sözleri bir yıllık bakanlık performansını ayna tuttu ve sık sık eleştirilerle hatırlandı bürokrasiye alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Türkiye ekonomi modelinin uygulanmaya başlandığı ve bir senesi dolan 2022 yılı işçi, memur, öğrenci, çiftçi, işveren, esnaf ve aileler için hiç de iyi geçmedi. Türkiye koptu gidiyor. Milyonlarca insan hem fakirleşerek yoksullaştı hem de hayat pahalılığının ortasında büyüyen borç batağına saplandı. Ben ekonomistim. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun.